Merhaba değerli izleyiciler, Sektörün Dili programına hoş geldiniz. Ben Sercan Çelik. Bugünkü konuğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özede oluyor. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün bizi kırmayıp bizimle bir arada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün Kariyer Merkezi ile ilgili birkaç soru hazırladım size. İzninizle başlayayım. Ama öncesinde tabii ki de sizi tanımak isterim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kısaca kim olduğunuzu ve kariyerinizde bugüne nasıl geldiğinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Öncelikle burada olmak çok güzel. Bu fırsatı verdiğiniz için de ben de teşekkür ediyorum sizlere. Ben Serkan Özada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürüyüm. Mersin Üniversitesi mezunuyum, kamu yönetimi mezunuyum. Yani buralıyım. İş hayatıma ilk olarak İşkur İl Müdürlüğü'nde başladım. Yaklaşık 12 sene İşkur'da çalıştıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile geçtim. Ve Kariyer Merkezi Şube Müdürü olarak da görevimi sürdürmekteyim. Çok güzel. O zaman o soruları Kariyer Merkezi ile ilgili sorduğum zaman sorayım. Atlamak istemiyorum çünkü. Peki Kariyer Merkezi ne zaman kuruldu? Neyi amaçlıyor aynı zamanda? Tabii 2019'un sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in bir projesiydi. 2019'un sonundan itibaren de biz faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında baktığımız zaman ülkemize bazı rakamları sizle paylaştığımız zaman rehberlik hizmetlerinin, kariyer danışmanlığının ne kadar önemli olduğunu da göreceğiz. Genel olarak bir işsizlik sorunumuz var baktığımızda. İşte en son Ağustos 2024 tarihinde açıklanan rakamlar oldu. Bu rakamlara baktığımız zaman ortalama işsizlik oranlarımız 8,5. Avrupa Euro bölgesine baktığımız zaman onlara kıyasla işsizlik oranlarımız yüksek. Diğer taraftan genç işsizlik oranına baktığımızda 16,5 seviyesinde. Yani burada aslında bir yorum getirmemiz lazım. Bu Avrupa'da aynı şekilde, ilimizde de aynı şekilde. Genç işsizlik oranı dediğimiz oran, biraz önce verdiğim rakam, genel işsizlik oranının iki katı genelde seviyesinde yürütmekte. Diğer taraftan iş gücü katılımına bakıyoruz. %54 seviyesinde ülkemizde. Diğer taraftan da kadınların iş gücüne katılım oranlarına baktığımız zaman %36,8. Avrupa'da iş gücüne katılım oranlarının %75'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bizim kendi ilimize baktığımız zaman, Mersin'e baktığımız zaman en son yayınlanma tarihi 2023. Her yıl yayınlanıyor illerin istatistik verileri. Biz aslında Türkiye ortalamasında üzerindeyiz işsizlik problemiyle. Yani ülkemize baktığımız zaman bir taraftan işsizlik problemine karşı, genç istihdamına karşı veya kadınların iş gücüne katılımları konusunda bazı çabalar sarf etmek zorundayız. Bunu zaten belediyeler nezdinde de, hükümetler nezdinde de çalışmalar yapılıyor. Ama bu kurgusu çok önemli çünkü sürdürülebilir bir başarı lazım bize. Diğer taraftan kariyer merkezimiz kurulduktan çok kısa bir süre sonra bir pandemiyle karşılaştık biliyorsunuz. Bugüne kadar başımıza gelmeyen bir sağlık problemi oldu. Ve birçok tanımla karşılaştık. Biz çok sorunu yaşadık. İşte evimizde kaldık. Uzaktan çalışmayla tanıştık. Uzaktan toplantılarla daha fazla haşır neşir olduk. Alışverişlerimizi uzaktan yapmaya başladık. Aslında yaptığımız çalışmaların başına uzaktan veya online kavramını koyduğumuz zaman pandemimizin bize en fazla getirisi bu oldu. Pandemi süreci, var olan dijitalleşme süreci vardı zaten. Ama pandemi süreciyle bu çok fazla hızlandı. Demek ki bir süreç yaşıyoruz. Ve burada bir değişim var. Dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bizim sosyal hayatımızı değiştirdiği kadar iş yaşamını da değiştirdi. Uzaktan çalışma gibi bir kavram Türkiye'de ilk defa belki hani firmalar çok zor kabullendiler. Hala kabullenmekte zorluk çekiyorlar. Ama hayatımıza girdi. Biraz daha dijital mesleklerde, yazılımda daha çok oldu. İşte sosyal medya, tasarım kısmında birazcık daha ülkemizde görüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman da istihdamın önündeki coğrafi engeller kalkmaya başladı. Şunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'den bir yazılımcı Amerika'daki bir firmayla anlaşıp çalışabiliyor. Veya tam tersi X yerdeki bir çalışan Y ülkesinde çalışabiliyor. Aslında coğrafi engellerin de kalktığını görüyoruz. Bu önümüzdeki süreçlerde daha da fazlalaşacak. Kariyer merkezimiz neyi amaçlıyor dediğimizde biz öncelikle gençlere yönelik rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri
konusunda bir kurumsal bir hizmet vermek istedik. Bu ilk yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi. Diğer taraftan bir organizasyon birliği. Aslında Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak da diyebiliriz bunu. Kurumlar arası bir işbirliği, bir koordinasyonda her zaman bir eksiklik var. Hani diyoruz ya, bir tarafta iş arayan var, bir tarafta firma var. Firma iş arayan arıyor, diğer tarafta aday da firma arıyor ama buluşamıyorlar bir türlü. Evet, bir orta nokta olmuyor. Evet, bir orta nokta yok. Ama biz de burada diyoruz ki kurumlar arası işbirliğine dayalı bir şekilde biz bu işi yürütebilirsek en azından var olan sorunu en aza indirme konusunda da bir çabamız olur. Diğer taraftan çok jenerik bir vurgu var. Üniversite, sanayi, kent işbirliği. Şimdi bu herkesin dilinde ama baktığımız zaman içerisine hani bir projeyle katkı sunacak çok az şey görüyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak burada özellikle üniversitelere yapmış olduğumuz çalışmalarla, kamu kurumlarıyla işbirliklerimizle, özel sektör firmalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir işbirliği ortamı yaratarak üniversiteyle sanayi ve kent arasında bir bağlantı sağlamaya çalışıyoruz. Ve diğer taraftan pandemi dönemi demiştik. Biraz sıkıntı yaşadık. Artık firmalar mevcut yönetim anlayışıyla gelecekte olabilitesi olmayacak. Yani bazı şeyleri değiştirmek zorunda. Biz buna ne diyoruz? İşte kurumsallaşma yapısı değişecek. İnsan kaynaklarına bakışı değişecek. İşte dijitalleşmeye birazcık daha uyum sağlaması lazım. Markalaşma birazcık daha fiziksel ortamdan kalktı. Daha çok sosyal medya tarafından yürütülüyor. Bu konuda da şirketleri de geleceğe hazırlamak istiyor. Aslında temele baktığımız zaman biz bu amaçlar çerçevesinde kurulduk. Çok güzel. Hani ilk başta değindiğinize yorum yapayım. Şimdi işsizlik oranı evet ülkemizde çok fazla var. Bu kuruluşlar da yani kariyer merkezi gibi kuruluşlar da bu oranları daha aza indirmek için emek sarf ediyor. Gençlerin önünü açmak için uğraşıyor. Firmalarla iş arayan gençlere, yani gençler olmasa da normal olarak iş arayan bir insana da kariyer merkezi herkese kapısı açık baktığımız zaman orta noktada buluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani bu çalışmaların sonucunda da hani yerel olarak konuşuyorum şu anda bunu biz Mersin olarak. Hem firmaya destek sağlamış oluyorsunuz hem de iş arayana destek sağlamış oluyorsunuz. Böyle bir hizmetin de olması çok güzel açıkçası. Yani kariyer merkezinin bundan öncesi olmayan zamanlarında çünkü Mersin'deki iş akışını biliyoruz. İş dünyasında olduğumuz için, hakim olduğumuz için bunu söylüyorum. Bir de kariyer merkezi sonrasında da var. Yani çünkü firmalar çok rahatlıkla kariyer merkezinden hizmet alabiliyor. Kesinlikle. Yani liyakat olayı olsun. Yani mesela bir adam iş arıyor. Bir de aynı şekilde firma arıyor. Ama firma liyakatli bir kişini istiyor. Yani işine yarayacak bir kişi. Burada da insan kaynakları tabii devreye giriyor. Sizin de buradaki aracılık yaptığınız durumda da hem firma mutlu oluyor hem de çalışacak işçi mutlu olmuş oluyor. Kesinlikle. Bir de şunu ekleyebiliriz belki buraya. Şimdi 10 sene önce, 15 sene önce ben yaklaşık 17 yıldan beri bu işin içerisinde insan kaynakları açısından çalışıyorum. Kariyer danışmanlığı yapıyorum. Şimdi 10-15 yıl önce firmalar iş arayan karşısında daha güçlüydü. Daha seçiciydi. Evet. Daha böyle sert kriterler koyabiliyordu. Ama pandemi sonrası sürece baktığımız zaman biraz daha iş arayanların süreci daha fazla yönettiğini ve buna doğru gittiğini şahit oluyoruz. Yani firmalar personel bulmak için bütün kanalları kullanmaya başlıyorlar. İşkuru'yla, kariyer merkezimizle, işte muhtarlıklarla her türlü organizasyonla işbirliği yapmaya başladılar. Bak bu çok önemli bir kavram. Ve iş ilanlarındaki kriterlere baktığımız zaman da belki şahit olmuşsunuzdur. Daha önceden iş ilanlarına baktığımız zaman şu üniversite mezunu olması, şu bölüm mezunu olması, evet, şu yaş skalasında bulunması, şu kadar deneyim sahibi olması. Mevcut baktığımız zaman bu süreçler tabii ki bazıları devam ediyor. Özellikle deneyim ve yaş konusundaki kriterler halen o sert dediğimiz kriterler firmalar tarafından konuyor. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman işte yazılım firmaları şunu ifade etmeye başladı artık. Diyorlar ki yani şu programı bilsin, isterse ilk öğretim mezunu olsun. Yapabilirlik ön plana çıktı artık. Eskiden dediğiniz gibi öyleydi. Yani ben bile mesela bir ihtiyaç duyduğum zaman, personel arayışına geçtiğim zaman açıkçası okuluna çok bakmıyorum. Deneyimine bakıyorum, tecrübesine bakıyorum. Bana yani şirketime ne fayda sağlayabilir? Yani üniversiteler de evet aslında baktığımız zaman önemli açıkçası. Ben onu da söyleyeyim yani. Üniversite bitirmişliği olması da çok önemli. Ama deneyimi,
yapabilirliği, bunlar benim için daha çok ön planda oluyor. Yani şu an firmalar buna çok dikkat ediyor açıkçası. Aslında orada şöyle bir şunu söyleyebiliriz sonuç olarak. Üniversite diplomaları artık iş hayatında tek başına bir kriter olmaktan çıktı. Evet, kesinlikle öyle. Burada firmaya o işi yapabilirlik çok önemli. Firmaya temsiliyet çok önemli. Ve sürdürülebilir bir şekilde birlikte çalışma anlayışı çok önemli. Evet. Bu ön plana çıkmaya başladı. Artık firmalar bunlara da bakıyorlar. Hatta bazı firmaların talepleri şu yönde geliyor. Bunları da paylaşmak istiyorum kamuoyuyla. Hiç çalışmamış deneyimsiz kişileri istiyoruz. Niye? Biz kendi kültürümüzle, şirket kültürümüzle onlara işi öğretmek, şirket kültürümüzü tanıtmak ve şirketimizle devamlı surette çalışmalarını istiyoruz. Yani bu sürece giren firmalarımız da var şu an. Evet, eskiden aslında bu çok yoktu ama yeni yeni böyle yapan firmalarda evet, görüyoruz. Evet, kesinlikle. Peki yani şunu merak ediyorum. Kariyer merkezin hani hedef kitlesi kim? Yani sadece gençler mi? Hı-hı. Yoksa diğer yaş grupları için vesaire mi? Yani kitle tam olarak nedir sizin için? Baktığımız zaman bu konuda aslında bir algıyı da yıkmamız gerekiyor. Hı-hı. Bu mecralarda bunu aktarmak da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi kariyer merkezi dediğimiz zaman şunu algılıyorlar. Sadece iş arayanlar mı? Evet. Bu kesinlikle yanlış bir algı. En azından Mersin Büyükşehir Belediyesi kariyer merkezi şube müdürlüğü için yanlış bir algı. Biz iş dünyasının bütün taraflarıyla işbirliği yapmak zorundayız. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman hani iş arayanlara rehberlik yapacağız diyoruz. Kariyer danışmanlığı yapacağız diyoruz. Şimdi biz teknolojiyi, iş dünyasını, şirketleri, ilimizin iş gücü yapısını takip etmediğimiz takdirde bizim orada adaylara rehberlik hizmeti yapma konusunda da doyurucu bir bilgi verememekteyiz. Ama biz kariyer merkezi olarak dediğimiz gibi iş dünyasının bütün taraflarına hitap ediyoruz. Bir taraftan aslında üçe de ayırabiliriz bunu. İş arayanlar, gençler, yeni mezunlar ve iş arama sürecinde bize başvuranlar, diğer vatandaşlarımız diyebiliriz iş arayan kısmında. Hı hı. Diğer tarafta öğrencilerimiz var. Burada da öğrencileri de iki gruba da ayırabiliriz aslında. Bir, meslek seçimi konusunda tereddütleri olanlar var. Birazcık daha genç yaşta olanlar. O konuda işte meslekleri tanıtabiliyoruz. İş dünyasını anlatabiliyoruz. İşte o meslekte işe girmek için hangi kriterlere haiz olması gerektiği konusunda bilgiler vermekteyiz. Diğer taraftan üniversite öğrencileri işte üniversiteyi okurken ne diyorduk eskiden? Bir 10 sene önce işte üniversiteni bitir, askerliğini bitir, sonra iş ara, değil mi? Evet. Bugün artık üniversitelere onu demiyoruz. Üniversiteyi bitirmeden önce yapmak istediğin meslekle ilgili kendine yatırım yap. Üniversiteden mezun olduğunda iş dünyası tarafından aranan bir personel haline gel, aday haline gel. Bu çok önemli bizler için. Bunun farkındalığını yaratmak üzere bizler üniversitelilerle buluşuyoruz. İlimizde 4 tane üniversitemiz var. 4 tane üniversitemizin de kendi kariyer merkezleri de var. Birazcık daha öğrencilerin kariyer planlamasını yapması konusunda destek veriyorlar. Biz birazcık daha geniş yelpazede çalışıyoruz. Buradaki kariyer merkezleriyle de çok bağlantılı çalışıyoruz. İşbirliğimiz çok üst düzeyde. Her yaptığımız etkinlikte beraber olma yolunda adımlar atıyoruz. Son dönemde de dikkat ettiyseniz akademik takvimin açılmasıyla birlikte biz işte üniversitelere stand çalışması yaptık. Stand çalışmamızı yaparken aslında bir mesaj veriyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Bakın, kariyer merkezi var. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde buraya gelerek kariyer danışmanlığı alabilirsin. Kendini geliştirmek için mesleki anlamda kurslara katılabilirsin. Mercek kurs merkezlerimiz var. Networking çalışmalarına katılabilirsin. İş gücü piyasasını öğrenebilirsin ki biraz önce söylediğim kavram da çok önemli. Network. Öğrencilerin daha mezun olmadan önce iş dünyasındaki profesyonellerle tanışmaları çok çok önemli. Biz buna çok önem veriyoruz. Olabildiği kadar da aracısız bir şekilde işte öğrencilerimizle firmaların işi alımcılarını veya profesyonel yöneticilerini bir araya getiriyoruz ki öğrenci arkadaşlarımız firma hakkındaki hem bilgileri doğrudan alabilsin, hem de eğer orada çalışmak istiyorsa ya da o sektörde çalışmak istiyorsa sektörün nabzını tutsun devamlı. Evet. Bu çok çok önemli bizler için. Bu iki hedef kitlemiz çok önemli ama diğer taraftan da
işverenler ve çalışanlar. İşte bizi kariyer merkezi olarak diğer merkezlerden, diğer illerden, üniversitelerden ayıran en önemli noktalardan biri bu. Biz işverenlere dönük de çalışmalar yapıyoruz. İşte kurumsallaşma yönünde eğitimler veriyoruz. Teşvik, personel teşvikleri konusunda eğitimler veriyoruz. Diğer tarafta işte ilanlarla ilgili nasıl ilanlar yapılacak? Çünkü ilan kurgulaması artık çok önemli. Veya işte diyoruz ki firmalara personel ihtiyacınız varsa bunun ön mülakatını biz yapabiliriz. Şimdi biz burada firmanın ön mülakatlarını yaptığımız zaman firmaya çok büyük bir kazanç, zaman kazandırıyoruz. Doğru personelleri eğer 100 tane adayla görüşeceklerse belki 5 tane 10 tane adayla görüşüp o iş ilanını kapatabiliyorlar. Diğer taraftan çalışanlar çok önemli bizim için hedef kitlelerimiz arasında. Neden önemli? Bir değişimden bahsettik biraz önce pandemiden sonra. Bir taraftan yeni yetişecek yeteneklerin işte dijitalleşmeyle dijital yetkinliklerinin gelişmesi gerekiyor. Diğer taraftan da bu değişim sürecinde çalışanlar değişime ayak uydurması gerekiyor. İşte biz de çalışanlar için de birçok eğitim programlarımızda mevcut olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. O zaman şöyle başlıklar halinde kariyer merkezinin hizmetlerini şöyle dile getirsem. Rehberlik, danışmanlık, yönlendirme yapıyorsunuz. Kesinlikle. Özgeçmiş oluşturma ve değerlendirme yapıyorsunuz. Evet. İş araştırma danışmanlığı yapıyorsunuz. İş arama becerileri eğitimlerini yapıyorsunuz. Mülakat simülasyonundan ona gireceğim bu arada konu olarak onu yapıyorsunuz. Mesleki eğitimlere yönlendirme ve işveren danışmanlığı gibi aslında baktığımız zaman geniş bir yelpaze mevcut. Kesinlikle. Kariyer merkezinde. Aslında söylediğiniz şeyler çok doğru. Bizim kariyer merkezi olarak yapmış olduğumuz temel hizmetlerin başlıkları bunlar. Evet, başlık olarak söylediğim zaman ama bunun en güzel kısmı az önce de değindiniz aslında ama mülakat simülasyonunu söylediniz ya, bu aslında çok ayrı bir hizmet. Yani bence kariyer merkezinin en iyi yaptığı hizmetlerden bir tanesi de bu. Yani siz firma için ön görüşme yapıyorsunuz. Ön görüşmeden adayları seçip ona göre bir yönlendirme yapıyoruz. Ya bu bir firma için yani zaman çok önemli hepimiz için, yani hem iş arayan için de hem işveren için de. Siz bu zamanı ortadan kaldırıyorsunuz ve hızlı bir süreç haline getiriyorsunuz. Bu da firma için de aynı zamanda iş arayan için çok büyük bir artı oluyor. Kesinlikle bu mülakat simülasyonları aslında bizim kariyer merkezimizin en jenerik hizmetlerinden bir tanesi. Evet. Hani ilk üç hangisi derseniz ben ilk üçünün arasına sokarım mülakat simülasyonlarını. Çünkü baktığınız zaman aslında bir mülakat simülasyonu dediğimiz şey birçok alanda katkı sağlıyor. İşte bunu birazcık bölelim, anlatalım. Bir tarafta diyelim ki personel arayan firma var. Veya önümüzdeki süreçte personel ihtiyacı olacak bir firma var diyelim. X firması. İlan kriterlerini alıyoruz. Normal bir ilan gibi. İlan kriterleri doğrultusunda CV havuzumuzdaki uygun kriterdeki adayları davet ediyoruz. Ve kariyer merkezimizde buluşturuyoruz. Çok büyük oranda. Bu örneklem olarak firmanın iş yerinde de olabilir. Hani bunu çeşitlendirebiliriz ama büyük oranda kariyer merkezimiz bir buluşma noktası haline geldi artık. İşveren açısından baktığımızda ilan kriterleri ya da ihtiyacı olacak adaylarla tanışma fırsatı buluyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü personel bulmanın zorluklarından bahsettiğimiz bir dönemde aday havuzuna erişebilmek, adaylarla tanışmak çok çok önemli. Bu bir kere başlı başına bir fayda. Diğer taraftan firma adayla görüşüyorsa, ki burada bazen firma direkt görüşebiliyor, bazen de bize ön mülakatı yaptırabiliyorlar. Birinci aşamada firma direkt adayla tanışabiliyor. Aday havuzunu alabiliyor. Belki de çok kısa bir süre sonra iş teklifiyle işe girişleri gerçekleşiyor. Diğer taraftan biz eğer ön mülakatları yapıyorsak firmalara aday havuzlarından işte 100 kişiyle veya 50 kişiyle görüşeceklerse bunu ona indirme şansı verebiliyoruz. Ve büyük bir zaman kazancı bu sizin söylediğiniz gibi. Evet. Diğer taraftan baktığımız zaman sosyal bir proje aslında. Niye? Siz diğer taraftan iş arayanlara çok büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Sektörü tanıtıyorsunuz. Sektörün hangi kriterlere ihtiyacı olduğunu öğretebiliyorsunuz. Diğer taraftan bir mülakat deneyimi yaşıyor iş arayan. Aslında nereden bakarsanız bakın bu sosyal bir proje aynı zamanda.
İş arayana baktığımız zaman belki ilk defa mülakat deneyimi yaşıyor. Çünkü mülakat çok önemli. Mülakat deyip geçmeyelim, çok ufak basit hatalarla insanlar girebileceği işlerden oluyorlar. Çok basit hatalarla. Biz bunların işte eğitimlerini de veriyoruz. Eğitimlerini verdikten sonra işte bu mülakat deneyimi birebir yaptıkları zaman bir role player'dan çıkıp gerçek zamanlı bir mülakata geldiği zaman adaylar orada işte heyecanını yeniyor veya hangi sorularla karşılaşacaklarını öğreniyorlar. Mülakatı bir süreç haline getirip mülakata bir hazırlık yaparak başarıya erişme şansları oluyor. Çünkü şuna inanıyoruz. Hazırlık yapılmamış hiçbir şeyde başarılı olamayız. Evet. Mülakat da bunlardan en önemlisi, çünkü işe gireceğimiz bir süreç. Bunun da hazırlıkları var. Yapmamız gereken görevler var. İşte firmayı tanımamız lazım. Mülakatçıyı bilmemiz lazım. Firmanın hangi projelere sahip olduğunu bilmek lazım. Firmayı genel olarak bir sosyal medyada taramak lazım. Bunlar çok önemli. Çünkü firma dediği geldiği zaman aday beni araştırmış. Aday benim ne iş yaptığımı biliyor. Ve bilerek burada ne istediğini biliyor mesajı vermek inanılmaz iyi bir şey. Evet ya, dışarıdan gözüktüğü kadar basit değil. Nasıl diyeceksiniz? Yani birisi dediğim gibi personel arıyor, diğeri de iş arıyor. Kariyer merkezi de bu ikisini ortada buluşturuyor değil. Yani bunun en baş sürecinde siz işverenle işbirliği hale girmeniz için bunun en baş kısmında önce kendilerini tanıyorsunuz. Sonra bununla ilgili bir ilan için ilan nasıl açılır, ne gibi yazılar yazılır, istemler nelerdir. Aynı şekilde iş arayan için, yani bu baktığımız zaman uzun bir süreç yani. Kolay değil. Yani dışarıdan böyle iki kişiyi buluşturuyormuş gibi değil. Bu süreç halinde zor bir aslında durum. Şöyle diyelim, uluslararası firmalara veya kurumsal firmalara baktığımız zaman danışmanlık hizmeti alarak, yani maliyetine katlanarak yürüttüğü süreçlerden belki en önemlilerinden bir tanesi. Evet. Çok önemli bir maliyet kalemi. İşte bugün baktığımız zaman istihdam ofisleri var. Aracılık hizmeti yapan. Danışmanlık veriyorlar, evet biliyorum bununla ilgili. İşte ilan verdiğiniz zaman ne diyorlar? Yeni firmaya işte belki sizler de faydalanıyorsanız işte 10 tane ilan vereceğiniz zaman şu kadar para. Evet, şu kadar adaya erişebilmek için şu kadar para. Yani tabii, her şeyin maliyeti döndüğü bir süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir vizyon projesi olan kariyer merkezi çok önemli. Hatta kurulduğu 2019'daki anlayıştan daha önemli. Çünkü pandemi süreci geçirdik. Evet. Bir deprem süreci geçirdik. İnsan kaynakları planlaması çok çok önemli. Hani bu Türkiye açısından nüfus planlaması da çok önemli. İlimiz açısından insan kaynaklarının yapısı çok önemli. Firmalara baktığımız zaman firmadaki çalışanların profili açısından önemli. Nereden bakarsanız bakalım, gelişim sürecinin, yani Türkiye'nin refaha ermesindeki en önemli koşullardan, çözmesi gereken en önemli sorunların başında insan kaynakları politikası geliyor. Evet. Bu çok önemli. Ya ülkemizde bu insan kaynaklarının da aslında değerinin yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Eskiden bu kadar değeri yoktu ama şimdi insan kaynaklarının değeri oldu. Ya çünkü bir insan kaynakları işe alım sürecinde alınan personelin şirketi olan faydası, katkısı, yararı için bir alım sürecinden geçiriyor. Aslında en giriş noktasını insan kaynakları sağlıyor bir şirkete. Kesinlikle haklısınız. Eskiden insan kaynakları işte personel uzmanları derlerdi, personel müdürleri derlerdi. İlk krizlerde işten çıkarılacak birim olarak insan kaynakları departmanı olarak ne yapıyor ki olarak gözükülüyordu. Veya küçülmeye gidildiği zaman en başta insan kaynakları departmanından gidilmeye çalışılırken bugün personel bulmanın zorluğuyla firmalar karşı karşıya kaldıklarında insan kaynaklarına çok daha fazla yatırım yapmaya başladılar. Şimdi insan kaynakları departmanı dediğimiz departman da artık gelişti. Kurum kültürüyle özdeşti. Şimdi işveren markasını yönetmek zorunda. Kurum kültürünü yönetmek zorunda. Yetenekleri bulmak zorunda. Bulmak yetmiyor. O çalışanları bir de şirkette tutmak lazım. Çalışan bağlılığı dediğimiz kavram. Motivasyonunu yükseltmek lazım çalışanların. Performansını arttırmamız lazım. Aslında baktığımız zaman insan kaynaklarının bu süreçte artan bir görevi olduğunu görüyoruz. Bu belki bugün değil ama yarın Türkiye'mizde, Mersin'imizde, bölgemizde karşı karşıya kalacağız. Ve göreceksiniz insan kaynakları departmanları daha da genişleyerek
firmaların en önemli birimlerinden biri hale gelecek. Evet, zaten bu da artık yavaş yavaş açıkçası ortaya da çıkmaya başlıyor. Çünkü firmalar da insan kaynaklarının ona ne gibi kazanımlar elde ettiğini de görüyor. Yani baktığımız zaman Serkan Bey, siz de biliyorsunuz, hani içerideki çalışan kişiler şirketi ayakta tutan insanlardır. Bu çalışan kişiler ne kadar verimli olursa bir şirket o kadar büyür. Bu bir gerçek. Burada da insan kaynaklarının bu süreçleri iyi hakim olması, işi alımı ve sonrası için de geçerli bu. İki tarafı da yönettiği için bir şirkete katma değer olarak bayağı bir fayda sağlıyor. O yüzden bu değerin ben bilinmesini açıkçası istiyorum. Çünkü zamanında ben de bir insan kaynaklarıydım. Şimdi evet, bir işveren olarak hayatıma devam ediyorum. Ama bu süreçlere de hakim olduğum için bunun dile gelmesini de açıkçası istiyorum. Kesinlikle. Bizler de işte kariyer merkezi olarak her platformda bunu dillendirmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz firmalarımıza. Diğer taraftan eğitimlerle, etkinliklerle, network çalışmalarıyla, çünkü firmaların birbirinden etkilenmesi de çok fazla oluyor bildiğiniz gibi. Bu tür çalışmaları fazlasıyla yapıyoruz. Bu anlamda da ben Mersin bölgesinin, Mersin'in diğer illere de örnek olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalar birçok il tarafından takip ediliyor. Birçok kurum tarafından takip ediliyor. Bizlerden tabii ki bu konuda destek de istiyorlar. Biz de seve seve desteğimizi sunuyoruz tabii ki. Sonuçta insan kaynaklarının önemi veya bir plan dahilinde çalışılması sadece Mersin bölgesi için değil, tüm ülkemiz için geçerli bir sorun. Bu sorun çözümüyle alakalı da bizler de taşın altına ellerimizi koyduk ve çalışmalarımızı da sürdürüyoruz bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Peki kariyer merkezi hangi kurumlarla işbirliği yapıyor şu anda aktif olarak? Şimdi biz kariyer merkezimizi kurduktan hemen sonra elimizdeki istihdam kurumu olan İşkur'la bir protokol imzaladık. Bu protokol önemli çünkü burada bir yasal belirleyici çerçeve var. Diyor ki İşkur, aracılık hizmeti yapmak istiyorsanız birinci yol ya benle protokol imzalayıp ben size benim portalımı açacağım. Bu portal üzerinden birlikte çalışacağız. Biz bu yöntemi deniyoruz şu an. Bu yöntemi yapıyoruz. Ya da özel sektördeki firmaları biliyorsunuz, isimlerini şu an deklare etmiyorum ama istihdam büroları var. Özel istihdam büroları, evet, şeklinde de yansıyor. Ya da o şekilde kendi portallarını kurarak iş ve işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Onlar tabii ki işverenlerden bunu bir ücret karşılığında yapıyorlar. Biz burada kamu kuruluşu olarak, bir yerel yönetim olarak kamu kuruluşuyla işbirliği yapmanın daha önemli olduğunu görüşünü savunduk. Burada da işbirliğimizi yaptık ve İşkur'un portalını kullanarak iş ilanlarını portal üzerinde açılmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda da iş arayanların yönlendirilmesini sağlıyoruz. Aslında bu çok önemli bir durum çünkü İşkur'un da yapmış olduğu çalışmaları daha da öteye götürebiliyoruz. Yani bir başka kurumun yaptığı çalışma bir kuruma pozitif olarak etki yapıyor. Evet. Bu çok çok önemli. Hani ben zannetmiyorum ki bütün illeri düşünüyoruz. 81 il için hani bu kadar insan kaynakları, kariyer danışmanına önem verecek, yerel yönetimlerde önü açık, çok fazla kariyer merkezi olduğunu da düşünmüyorum. Evet, doğru. Diğer taraftan İl Milli Eğitim'le bir protokolümüz var. İl Milli Eğitim'le yapmış olduğumuz protokol birazcık daha mesleki edinme kurslarına dönük bir organizasyon. Ama bugün burada Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın içerisinde bulunan mercek birimimiz var. Birazcık daha kursları onlar açmaya yöneldiler. Biz birazcık daha kurslara personel yönlendiren kısmında kalmaya gayret gösteriyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda çok önemli bir şey. Biz kariyer merkezi olarak ilimizdeki 4 tane üniversiteyle birlikte şu etkiyi de yarattık. Türkiye'de İl Milli Eğitimler içerisinde kariyer merkezi, KARGEM kuruluşunu gerçekleştiren tek il Mersin. İşte bakın, burada yapmış olduğumuz çalışmaların niteliği çok önemli. Hani bir kurumun diğer kuruma katkısı, pozitif katkısı ne olabilir? Ya biz işte burada yapmış olduğumuz çalışmalarla başka kurumun iç işleyişini ya da hizmet anlayışına katkı sunacak hizmetler yaptık. Şimdi diğer taraftan Mersin İl Milli Eğitim de diğer Türkiye'deki il milli eğitimleri etkileyerek bunun yayılmasını sağlayacaklar. Ya bu bir çarpan etkisi, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan protokol imzalamış olduğumuz iki kuruluş bunlar. Ama diğer taraftan bir de İş Gücü Piyasası Koordinasyon Kurulumuz var. Bu kurula çok önem veriyoruz. Biz 2019'dan itibaren bu kurulla birlikte çalışıyoruz.
kurulduk. Kurulmamızın akabinde bu kurulu kurduk. Şimdi bu kurulu kurmamızın amacı şu. Biz diyoruz ki kariyer merkezi olarak hizmetlerimizi planlarken iş dünyasının ihtiyaçlarına göre bunu planlayalım. Bu nedenle sahada olmamız lazım. Kurumlarla işbirliği yapmamız lazım. Diğer taraftan tamam hizmet üretiyoruz, proje yapıyoruz. Ama biz bu projenin sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde değil, yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde olsun ama birçok kurum ve kuruluşun ilgili olmak koşuluyla bir arada paydaş olduğu etkinlikler, yani kurumlar arası işbirliğine dayalı projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bunda da son derece başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bunların içerisinde şu an 48 tane kurum ve kuruluş var. Kamu kuruluşları var. SGK var, İşkur var, işte KOSGEB var. Diğer taraftan baktık, Çukurova Kalkınma Ajansı var. Diğer taraftan baktığımızda bölgeler var. Serbest bölge özellikle. Evet. Odalar var. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası gibi. Biz bunlara ek olarak bir de şunu yaptık. İlgili sivil toplum kuruluşlarının da paydaşlık verdik. 48 tane kurum ve kuruluş. Biz bu 48 tane kurum ve kuruluşlarla ilk başta beraberce farkındalık yaratmak adına birçok projeyi hayata geçirdik. Hatta pandemi sürecinde online seminerleri başlatan ilk sürdürülebilir bir işbirliği bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaydı. İşte pandemi döneminde neler yapmalıyız, insan kaynakları nasıl etkileyecek, personel yönetimi nasıl olacak, uzaktan çalışma nasıl olacak, bunun kanunu var mı, diğer taraftan teşvikler gibi konularda biz ortaklaşa bu 48 kurum kuruluş işbirliğinde çalışmalar yaptık. Çok önemliydi. Bugün baktığımızda örnek verelim yine, örnekten gidelim. Diyelim ki biz üniversitede kariyer günü yapıyoruz. Çocuklara gidip işte kariyer danışmanlığı yapacağız. Sektörü tanıtacağız. Profesyonellerle çalışma sağlayacağız. Şimdi bunlar 48 tane kurumun 48 ile birlikte gitmenin bir manası yok. Tabii. Yani ilgili olan nedir? 4 tane üniversitemiz var. İş insanların buluştuğu işte kimler var? Ticaret odası var. Diğer taraftan girişimci insan kaynakları derneğimiz var. Diğer taraftan işte MEPİAD'ı var. TİSİAD'ı var. Birçok kurum ve kuruluş var. Hangi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyorsak ona göre çalışma yapıyoruz. Diyelim ki teşvik konusunda bir çalışma yapacağız. Nedir hedef kitlemiz bizim? Bu sefer işverenler. Bu sefer birazcık daha üniversitelerden ziyade iş dünyasını temsil eden kamu kuruluşları, odalar veya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Aslında güzel bir model çıktı burada. Yapmış olduğumuz hizmetin amacına uygun işbirlikleriyle işbirliğine dayalı projeleri de hayata geçiriyoruz. Çok güzel. Umarım bu çalışmalar Türkiye'de diğer illerde de aynı şekilde aktifleşmesi olur. Evet, Mersin'de çok güzel bir hizmet dönüyor. Bununla da ilgili çok başarılı oluyor kariyer merkezi. Bunun için teşekkür ediyoruz size. Hani yerelde böyle bir fayda sağladığınız için. Ama umarım diğer şehirlerde de bu yaygınlaşır. Hani örnek olarak aynısı olmasa bile farklı düzeyde de bir ilerlemesi olsun ki bu işsizlik oranının düzelmesi lazım ülkemizde diye düşünüyorum. Tabii. Yani belki de şöyle bir durum da var. Mesela işsizlik oranı ülke ekonomisinden kaynaklı olabilir. Ama işverenle işçiyi de buluşturamadığından dolayı da bu oranlar yüksekte kalıyor. Aslında söylediğiniz çok doğru burada. İşsizlik gibi bir sorun makro bir politika. Hani makro koşulların getirdiği bir sıkıntı. Avrupa'da da var. Ama Avrupa'daki rakamlara baktığımız zaman kabul edilebilir. Orada %5 diye bir çizgi vardır. Evet. Avrupa baktığımız zaman o çizgide zaten. Bizim gibi işsizlik oranı yüksek olan ülkelerde daha fazla çaba göstermesi lazım. İşte biraz önce ne dedik? Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak. Gençlerin istihdama katılımını arttırmak. Bunlarla ilgili işte teşvik modelleri biliyorsunuz bir sürü çıkıyor. Biz ne yapabiliriz yerelde? Bazen şunu söylüyorlar. Toplantılarda çok fazla duyuyoruz biz bunları. Ya işte bazı şeylere genel yönetim karar veriyor. Bizler burada uygulayıcıyız. Bunlarda herhangi bir yapma şansımız yok. Biz yapabileceklerimizden gidelim. Bu çok yanlış bir düşünce. Biz genel yönetime uyarılarda bulunabiliriz. Model yaratabiliriz. Şunun faydasının daha iyi olabileceği yok. Çünkü sahada olan bizleriz. Sahadaki yapıyı, anlatıyı biz ilgili kurumlarımızla genel manada, genel merkezle diyelim paylaştığımız zaman bir politikaya dönüşebilir. Bir model yaratabiliriz. Bu çok önemli. Yerelde baktığımız zaman en büyük sorunlardan bir tanesi sizin dediğiniz gibi
aracılık hizmetlerinde bir koordinasyon, yani adayla iş arayanı buluşturma konusunda, işvereni buluşturma konusunda iyi bir organizasyon yaratabiliriz mesela. Evet. Veya üniversitelere gideriz, deriz ki bak Mersin'deki ya da Çukurova bölgesindeki çalışmak istiyorlarsa, tabii ki bu bölge için konuşuyorum, bölgemizdeki iş gücü piyasasının genel manası fotoğrafı bu. Bu anlamda ücretler genelde bunlar. Şu sektörde çalışmak istiyorsan işte ücretlendirmeler bunlar, ilan kriterleri genelde bunlar oluyor ve alım yöntemleri bunlar. Şimdi bunları anlattıktan sonra artık oradaki genç üniversiteli iş hayatına girmeden önce bunu bilecek, zaman kaybını önleyeceğiz. Bu çok önemli. Kariyer danışmanlığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Biz bunu çok fazla dillendiriyoruz. Kariyer danışmanlığı ülkemizde çok geç başlıyor. Şimdi 40 yaşında yanlış meslek seçmiş bir kişinin iş dünyasına adaptasyonu çok zor. Ama biz bunu daha okul hayatından önce planlayabilirsek, çocuklar yeteneklerine göre, bilgisine göre, ilgisine göre, hobisine göre, yapabilirliğine göre mesleklere veya eğitime önce, sonra mesleklere yönelirlerse çok daha başarılı oluruz. Biz bence en başta bunun kavgasını vermemiz lazım. Biz bu organizasyonun şemasının en başında doğru insan kaynakları politikasını getirecek bir yapıyı kurmamız lazım. Şimdi düşünsenize 40 yaşında bir kişi geldiği zaman, zaten iş dünyasına baktığımız zaman çoğu firma maksimum 35 yaşında adaylar arıyor. Niye? Evet. Teşvik sisteminden de yararlanabilsinler diye. Şimdi hem bir taraftan iş dünyasına yabancı, iş dünyasının niteliklerini taşımayan, kriter dışı kalmış adaylar devamlı havuza düşüyor. Diğer taraftan da işverenlerin beklentileri daha farklı oluşuyor. Biz işte kariyer danışmanlığını ne kadar erken süreçlere yayabilirsek bizim için önemli olan nokta da bu olacak. Biz bunun da çabasındayız. Hani şunun için söylüyorum bunu. Sadece yerelde yapabildiklerimizin dışında genel politikaya katkı sunacak çözümler de üretmeye çalışıyoruz. Ki 2023 döneminde Mayıs ayında yapmış olduğumuz bir insan kaynakları çalıştayı oldu. Şimdi düşünün, Türkiye çapına bakalım. Bir belediye, Mersin Büyükşehir Belediyesi bir yapı ortaya koyuyor. Diyor ki insan kaynakları sorunu var. Bu sorunu kurumlarla nasıl çözebilirim? Bununla ilgili çalışıyoruz. Mesaj çok önemli. Ben göremedim bugüne kadar daha bir tane daha örneğini. Belediyenin ana ev sahipliğinde, ana rolcü olduğu, yönettiği bir organizasyonun adı insan kaynakları planlaması bölgemiz için. Bunu da biz rapor haline getirdik, sunduk diğer firmalarımıza, odalarımıza, diğer illere ki bunlardan da faydalansınlar diye. Çok güzel, yani çalışmalarınız o kadar güzel ki hani siz anlattıkça ben daha çok dinlemek istiyorum. Sizi bölmek de istemiyorum. Çünkü çok fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Hem yerel olsun hem ulusal anlamda söylüyorum. Güzel bir yolda gidiyor, ilerliyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu çalışmalar için de. Sağ olun. Yani Mersin'in katma değerinin artması hepimizi mutlu ediyor. Öyle söyleyeyim. Peki şöyle sormak istiyorum. Kariyer Merkezi'nin yaptığı çalışmalarda İstatistikleri kamuoyuyla paylaşmak ister misiniz? Yani örnek veriyorum, şu yıl şu kadar bir alım gerçekleşti, şöyle kişileri bir arada buluşturduk gibi istatistikleriniz varsa. Tabii biz şöyle bazı temel istatistikler var, onları sizlerle paylaşayım. Evet. Şimdi bizim kayıt sistemimiz öncelikle ilk 5 yıl için 6 yıl diyelim, yüz yüze kayıt esasına dayandık. Çünkü bizim bir taraftan tanırlı ilk defa kurulmuş, düşünsenize çok yani belediyelerde olmayan bir birim kuruyorsun. Bu birimin tanınırlığını sağlamak çok önemli. Ne iş yaptığını vatandaşa anlatabilmek çok önemli. O nedenle biz ilk aşamada kayıtlarımızı yüz yüze aldık. Online sistemi açmadık. Ki kendimize anlatabilelim. Artık bu aşamadan sonra da online süreç içinde çalışmalarımıza da başlayacağız. Kayıtlı sayımıza baktığımız zaman ortalama 46.500 kayıtlımız var. Biraz daha bu kayıtları alt kırılımlarına baktığımız zaman merkez ilçelerin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bu çok normal çünkü dediğimiz gibi online sistemimiz önümüzdeki süreçlerde açılacak ve online süreçler açıldığında ilçeler bazında da kayıtlarımızın artacağını biliyoruz. Diğer taraftan çok önemli bir rakam var. Burada aslında en başta şunu ifade etmiştim ben sizlere. Herkesin algısı sadece iş arayanlar başvuruyor diye. Evet, bir algıdan bahsediyor. Evet, yanlış bir algı.
Şimdi daha iyi şartlarda iş arayan dediğimiz bir kavram. Bu ne demek? Kişi, aday mevcut bir işi var. Ancak diyor ki ben daha iyi şartlarda bir iş bulursam işimi değiştirmek istiyorum. Aslında çalışıyor hala hazırda. Mesaisi var, sigortası yatıyor, çalışıyor. Ama diyor ki daha bir iyi iş bulursam ben ayrılacağım, farklı yani bir iş alacağım. Tabii. Şimdi bu rakama bakıyoruz, 5000 kişi. Bu rakam yani bizim kayıtlarımızın %10'undan fazla. Hani diyorduk ya sadece evet. İş arayanlar mı başvuruyor? Hayır. Gördüğümüz üzere. Diğer taraftan bizim rehberlik hizmeti sunduğumuz kişi sayısı nedir diye baktığımız zaman 32 bin kişiye bir geri dönüş sağlamışız. Aslında rehberlik dediğimiz şey kayıt işleminden sonra adaya ben ne yaptım sorusunun cevabı bu. Biz burada iş önermiş olabiliriz. Burada kurs önermiş olabiliriz. Veya bir etkinlik vardır. Bak gel ne diyelim işte insan kaynakları seminer programımız var. Bak gel bunu dinle. Fayda sağla, kişisel gelişimine katkı sunar. Ama bu 32 bin rakamının çok büyük bir oranı iş önermesi. İstihdama katılan sayısına baktığımız zaman burada şöyle bir çizgi çizelim. Kişiler bana kayıt olduktan sonra iş durumu değişenlerden bahsediyorum. Yani iş arayan olarak kayıt olmuş bana, daha sonra da ya benim rehberlik hizmetimden dolayı iş bulmuş, ya Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İlanlarına yönlendirmişiz ya da özel sektörde İşkur portalının yardımıyla biz yardımcı olmuşuz. Buradaki rakamımıza baktığımız zaman da yaklaşık 7500. Aslında şöyle 32 bin kişiye biz geri dönmüşüz. 7000'den fazla kişi de istihdama katılmış. Bu rakam çok önemli bir rakam. Aslında dediğimiz gibi hani biz istihdam rakamlarının yüksekliği tabii ki önemli ama ana faaliyet halimize baktığımız zaman biz insanları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Hala bugün ben inanıyorum ki 81 il belediyesi için konuşuyorum. Hala insanlar iş başvurusunu bir dilekçeyle yapıyorlar. Aslında belediyeler işe alımlarını yaparken, büyükşehirde il belediyeleri de aynı şekilde, ilçe belediyeleri de aynı şekilde İşkur ilanını veririz. İşkur'da kurum dışı ilanlar da yayınlanır. İnsanlar, adaylar oradan takip eder. Oradan başvurularını yaparlar. Bir başvuru modülü var aslında. Evet. Ya mail atarlar ya bir modül vardır orada. Bir sistem var yani orada. Evet. Hani her belediyede farklı olabilir. O ayrı. Ama baktığımız zaman hala Mersin içinde devam ediyor bu. Diyor ki ben iş arıyorum. Bu da dilekçem. Bu geleneksel bir anlayış. Eskiden gelen bir anlayış. İnsanlar diyor ki ben şu TC numaralı şu kişiyim. Şu okuldan mezun oldum. Şu kadar yaştayım ve ben belediyenizde çalışmak istiyorum. Şimdi biz bunu da yıkmaya çalışıyoruz. Artık bu dijital kanallara geçtiğini. Çünkü insanlar o dilekçeyi verdiğinde iş başvurusu yaptığını düşünüyorlar. İşte rehberlik hizmetlerinin belediyelerdeki ana unsuru başlangıç kısmı bu. Biz insanlara bunu anlatıyoruz. Doğru yere başvurmaya başladılar artık. Sen zaten yanlış yere başvuru yapıyorsun. Sen yanlış bir sürecin içine giriyorsun ve bir beklenti haline dönüşüyor. Biz adaylara diyoruz ki hayır, yöntem bu değil, yöntem bu. Doğruyu algılıyorlar bizde. Diğer taraftan baktığımız zaman şimdi çok fazla dışarıda işte belediye işçi alacakmış, valilik personel alacakmış, milli eğitim personel alacak değil mi? Hep evet. Duyuyoruz bunları insanlardan. Şimdi kariyer merkezi kurduğunuz zaman doğru bir noktam var artık senin. Doğru bilgiyi vatandaşlarla paylaşacak bir birimin var. Yani resmi bilgiyi. Resmi olarak baktığımız bir sistem var ve sistemdeki doğru bilgiyi karşı tarafa sunma imkanımız var. Bu nedenle vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj olmasını dilerim. Duyumlarla, dedikodularla ya da şu işte şöyle olmuş bu böyle olmuş demekten ziyade kariyer merkezimize gelerek hem belediyemizin hem de dış kurumların alım metotları hakkında bilgi alabilirler. Şu avantaj var, biz sadece dediğimiz gibi özel sektör ağırlıklı çalışıyoruz, belediye için de çalışıyoruz tabii ki. Geldiklerinde sadece belediye hakkında bilgi almayacaklar, özel sektör hakkında da bilgi alacaklar. Diğer taraftan baktığımızda eğitimlerimiz çok önemli. Burada biz eğitimlerimizi üçe ayırdık, iş arayanlar, gençler, öğrenciler, işverenler. Şimdi baktığımız zaman rakamlarımıza İş arayanlara bugüne kadar 140 tane program yapmışız. 15 bin kişiye erişmişiz.
Bu 15 bin rakam bizim kayıtlılarımızdan olmak zorunda değil. Şu öğretmen adayları vardır. Onlara anlatmışızdır. Veya işte bilgilenmek için gelmiştir. Onlara anlatmışızdır. Kariyer merkezini anlatmışızdır. LinkedIn eğitimini anlatmışızdır. Biraz sonra değiniriz bunlara da. İş arama becerilerini anlatmışızdır. CV nasıl oluşturulacak bunu anlatmışızdır. Mülakat tekniklerini anlattık. Hani eğitim yelpazemiz adayların ihtiyaçlarına göre modül değiştiriyor. Hani esnek bir yapıda eğitimlerimizi veriyoruz. Öğrencilerimize baktığımız zaman bugüne kadar 22 tane program yapmışız. 1000 öğrencimiz katılım sağlamış. Ama diğer taraftan kariyer günleri üniversitelerle çok yoğun bir şekilde yaptık. Orada da 7 tane kariyer günlerimize 9500 öğrenci katıldı. Çok büyük bir rakam. Evet. Hani erişim anlamında çok büyük bir rakam. Bu hem bizim iş arayanlarla yoğun bir şekilde çalıştığımızı hem de en başta söylediğim yani hedef kitlemi sadece bu değil diyordum ya. Öğrencilerle de ne kadar yoğun çalıştığımızı görüyoruz. Diğer taraftan işverenlere dönük olarak da 24 program yaptık. 2000 kişinin katılımını görüyoruz. Bunların dışında da kariyer etkinliklerimiz var. Mesela işverenlere dönük seminer programlarımızdan iki tanesi bunlara ekledi. Teşvik modülüyle ilgili çalışma yaptık. Teşvik modülüyle ilgili de yaklaşık iki programımıza 500 kişi katılmış. Veya dört tane zirve yaptık işte insan kaynakları zirveleri, sektörlerin geleceği zirveleri gibi. Bu birazcık daha böyle iş insanları da katılabilir, üniversiteler de katılabilir, adaylar da katılabilir. Yani bunun hedef kitlesi çok geniş bir yelpazede olduğu için bunları biraz ayırmak zorunda kaldım. 4 tane zirvemize 2000 kişi katılmış. Yani baktığımız zaman 5000 kişi de etkinlikler vesilesiyle ulaşmışız. Kariyer etkinlikleri, teşvik evet. etkinlikleri, zirveler, çalıştaylar gibi. Bunlar da bizim için çok önemli rakamlar. Diğer taraftan şu rakamı verebilirim. Mülakat simülasyonundan siz bahsettiniz. En güçlü olduğumuz kanallardan biri evet. diye ifade etmiştim. 435 mülakat simülasyonu gerçekleştirmişiz. 16.500 kişi katılmış. Bunlar dilek olay. Evet. Yani buradaki adaylar firmalarla buluşuyor. Adaylar nasıl mülakat teknikleri hazırlanacağı konusunda donanıma sahip oluyorlar. Diğer taraftan da baktığımızda aslında önemli rakamlar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İlginç olduğunu düşünüyorum. Mersin'e de bir Mersin'in fotoğrafını çekeceğini düşünüyorum bu rakamların. Şu ana kadar biz 1100 tane iş ilanı çalışmışız. Ortalama. 400'den fazla farklı firmayla çalışmışız. Yani bir firma bize çalıştığı zaman ikinci kez de çalışmış anlamına geliyor. Evet. 320'den fazla meslekte çalışma yapmışız. Bu da çok önemli bir rakam. Yani bazen şunu düşünebilir. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi birazcık daha işte ne diyelim satış danışmanlarına yönelik ağırlıklı çalışıyor. Hayır. Biz birçok mesleğe dönük uzmanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta bazı rakamları da çıkarttım bu program için. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bizden en çok hangi meslekler talep edilmiş? Bence bu çok önemli Mersin için. Tabii ki. Takdir edersiniz ki kamuoyun da bunu bilecektir. Ara eleman dediğimiz tekniker, teknisyen kısmında çok fazla talep gelmiş. Bunun dışında mühendis, mimar, beden işçisi, muhasebe, finans, öğretmen, satış, pazarlama, şoför, garson, komi, bulaşıkçı, güvenlik, aşçı, sekreter, kasiyer, hasta ve yaşlı bakım elemanı, resepsiyonist, barista. Sıraladığımız zaman ilk 15 meslek bunlar çıkıyor. Evet. Ya bizler için çok önemli. Hani diyoruz ya yön göstermesi lazım, rehber olması lazım diyoruz. Tabii ki. İşte biz yaptığımız projelerle bunları da raporlayarak, veri haline getirerek kamuoyunun da bilgisine sunuyoruz ki onlar da bunlardan faydalansınlar. Tabii bizim için de çok önemli. Biz de hizmetlerimizi planlayalım geleceğe dönük. Tabii ki. Aslında süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Evet. Şöyle kısa bir toparlarsanız son bir hani sözü yine size vereyim ki hani bu bilgiler cidden çok önemli. Hani kariyer merkezinin hizmetlerinin bilinmesini istiyorum ben de ki işverenlerin ve iş arayanların da hani hedef kitlesinin olsun istiyorum. Yani oraya gelsinler. İki taraf için de söylüyorum faydalansınlar istiyorum. Hani kısa bir toparlarsak Serkan Bey sonra yayını bitireceğiz. Tamam. Şöyle diyebiliriz. Kariyer merkezimiz iş dünyasının bütün taraflarına hizmet vermekte. Eğer akıllarında iş hayatı ile ilgili bir soru işareti varsa meslek seçiminden tutun da CV mülakat hazırlamaya kadar kariyer merkezimizden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler.
Diğer taraftan kariyer merkezimiz algıda olduğu gibi, diğer illerde olduğu gibi sadece adaylara dönük çalışmalar yapmamakta. İşverenlere dönük de çok önemli projeleri hayata geçirmekte. İşverenlerimize de buradan mesaj vermek istiyorum. İşverenlerimiz eğer personel talepleri varsa, ilan oluşturma konusunda sıkıntı yaşıyorsa, adaylara erişmede sıkıntı yaşıyorsa, diğer taraftan süreçlerinde bir danışmanlık almak istiyorsa ve ekonomik anlamda buna yetkin olmayabilir firma, biz bunları ücretsiz bir şekilde sanki bir danışmanıymış gibi ücretsiz danışmanlık yapan ve bunu seve seve yapan, bunu mutlulukla yapan. En güzel kısmı da o. Evet, bunu mutlulukla yapan ki biz firmalarımıza katkı sağladığımız zaman ülkemize katkı sağlıyoruz. Böyle düşünüyoruz her zaman için. STK olur, işveren olur, oda olur. Adını ne koyarsanız koyun. Biz hizmet vermekten çok mutlu oluyoruz. Ve bu yöndeki çalışmalarımız da artarak devam edecek. Biz Türkiye'de kariyer merkezi babında konuşuyorum tabii. İlkler ve enler dediğimiz kısımları ilk biz başarırsak hem de Mersin'in marka değerine de katkı sunacağımızı düşünüyoruz bu şekilde. Hani bazen marka diyoruz ya. Evet. Şimdi Mersin'e marka dediğimiz zaman ne diyorlar? İşte Cezeryesi ünlü diyorlar. Hı-hı. Dedikleri zaman Tantuni var diyorlar. İşte ihracatta 2-3 firmaya sayabiliyorlar bazen, hı-hı, akıllarına geliyorsa. Ama biz buna diyoruz ki markalaşma sadece ürünle olmaz, hizmetle de olabilir. Tabii ki. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i katma değer sağlayacak, markalaşmasına fayda sağlayacak çalışmalarımızla örnek olmak istiyoruz Türkiye'ye. İş dünyasındaki bütün tarafları kariyer merkezimizde bekliyoruz. En iyi hizmetini alacaklarına da emin olabilirler. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e böyle bir kariyer merkezini kurduğu için ilk ona teşekkürlerimi iletiyorum. Sonra sizin verdiğiniz emekler ve bu arkada çalışan ekip için, kariyer merkezinde emek veren arkadaşlar için çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp bugün buraya geldiniz. Güzel bir oluşumlardan, neler yapacaklarınızdan bahsettiniz, yaptıklarınızdan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Evet değerli izleyiciler, bugünkü yayının sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.